Hangi veli kulun geldiyse, hangi nebi geldiyse, hangi Müslüman geldiyse ve oradaki Müslümanlar senden hayır ve güzellikler olarak senden ne istediyse onların bütün dualarına bizler de iştirak ediyoruz. Allahümme amin diyoruz. Bizler de nasip eyle. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ki şu mübarek tepeye çıkıp sahabe-i ikramı ile beraber şurada senden ne istediyse, bu mübarek beldede senden ne yalvardıysa, şurada senden ne için pazarı ve niyazda bulunduysa, Allah Resulü'nün senden istediğini, sahabelerin de amin dediği o duaların aynısını biz de istiyoruz ya Rabbi, bize de ihsan eyle. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu mübarek beldede senden ne sığındıysa, senden neyi istemediyse, biz de aynısından sana sığınıyor ve istemiyoruz ya Rabbi, nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek köpeğe bize nasip eylediğin gibi, İçimizde hac ibadeti yapmamış olan müminleri ve müminata da hac ibadetini yerine getirmeyi, ifa etmeyi onlara nasip eyle. Hac için de şu tepeye çıkmayı onlara nasip eyle. Hac kurasını bekleyen kardeşlerimizin de bir an önce haccının gelip sağlığı sıhhat yerindeyken bu ibadeti bir hakkını ifa etmeyi onlara nasip eyle. Ya Rabbi Alemin, bizler buraya gelirken anamız, babamız, kardeşimiz, komşumuz, arkadaşımız, akrabalarımız ve müminler, bu mübarek beldeden bizler için de davet edin. Bize de orada dua edin. Bizim de çıkıntılarımız var, hastalarımız var, ölmüşlerimiz var, bekarlarımız var, fakirlerimiz var, borçlarımız var, çeşit çeşit derdi olanlarımız var. Onlar için de dua edin. Bizi de anın dediler. Ya Rabbel Alemin, onların isim çatalısını biz tutmadık ama hepsini senin katında indinden malum ve biliyorsun. Bizimle muhatap olan ve bizden dua istemeyi sen biliyorsun ya Rabbi. Onlara isim isim fert fert onların da isteklerini kabul eyle. Onlara pazar ve niyazlarını buraya dahil eyle. Bizlerin de sıkıntılarını, dertlerini, borçlarını ya Rabbi Alemin en güzel şekilde senin katından gelen Halim isminin tecellisiyle halletmeyi ve güzel bir netice almayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Alemin, bizler gerçi amelimize güvenmiyoruz. Bizler gerçi yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimize güvenmiyoruz. Bizler gerçi kendimize de güvenmiyoruz. Bizler sadece sana güveniyoruz. Fakat olur ki bize şefkat edersin. Olur ki bize rahmet edersin. Olur ki bizi seversin. Olur ki bu da kulum dersin. Ya Rabbel Alemin, senin rızan için hatimler okudum. Senin rızan için eskerler, zikirler, kelime-i tevhidler, salavat-ı şerifeler, fetih sureleri okuduk. Yasin-i şerifler okuduk. Senin rızan için tavaflar yaptık, ümreler yapıyoruz, dualar ediyoruz ya Rabbel Alemin. Bunların cümlesini evvelen bir zat fahri kainat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aziz pak ruhu şefilerine hediye edip haberdar eyle. Bundan daha hasıl olan sefa, sevapları. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şefaat yaparak söylüyoruz ya Rabbel Alemin ki kadından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam araya koyduğun zaman hiçbir şey geri çevrilmez. O geri çevirmeden dualara dahil eyle. Ya Rabbel Alemin, ondan hasıl olan sevabı Hazreti Peygamber'in temiz, sahir ailesine, Hazreti Hatice annemize, Ayşe annemize, Meymune annemize, Maria annemize, onun kızlarına, Fatıma annemize, Ümmü Seleme annemize, Ya Rabbel Alemin Halime annemize, Ya Rabbel Alemin Peygamber Efendimiz'in çocuklarına, Ya Rabbel Alemin Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hazreti Hasan, Hüseyin ve Ayşe-i Mübeşşere, Taha, Zübeyir, Ya Rabbel Alemin Mus'ab bin Übeyr, Ubeyd bin Adi radıyallahu anh, Hazreti Hamza radıyallahu anh, Ya Rabbel Alemin, Bedir şehitleri, Ya Rabbel Alemin, Uhud şehitleri, Ya Rabbel Alemin, bütün sahabeler. Hepsinin ruhunu hediye ediyoruz, ulaştır Ya Rabbi. Memnun eyle Ya Rabbi onları. Ya Rabbel Alemin, onlar ile İslam kemal buldu, güç kuvvet buldu. Bizim ile belki zillete düştü. Ya Rabbel Alemin, İslam'ın tekrar bizler ile kemale gelmesini, bizler ile İslamiyet'in yeniden şahlanmasını ve yeryüzünde Kur'an'ın hakimiyetini görmeyi ve bunda bir adım da bizim katkımız olmasını bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, alem İslam'da müminler çeşitli zulümler, işkenceler altında. Ya Rabbel Alemin, gözümüzün önünde milyonlarca, yüz binlerce Müslüman kadına ve kıza tecavüz edilmekte kafirler tarafından. Onların evlatları öldürülmekte, onların büyükleri katledilmekte, işkence yapılmakta. Ya Rabbel Alemin, onlar gerçi o halde senin katında yüce bir makama çıkıyorlar. Fakat bizleri bunları görmeye yürekleri ve vicdanları dayanmıyor. Bizler bir Ömer değiliz radıyallahu anh ki onu durduralım. Bizler bir Hazreti Ebu Bekir, Ali, Osman, Ömer değiliz.
Ya Rabbel Alemin, bizler Hasan Hüseyin değiliz. Ya Rabbel Alemin, bizler Haşer-i Mübeşşer değiliz. Asla olamayız. Bizler zulmün karşısında duran, kafire kılıç çeken, onları durduran Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da değiliz. Onun gibi bir duruşumuz da yok şu anda ya Rabbel Alemin. Bizler kenetlenmiş bir araya gelmiş sahabeler gibi birbirine kenetlenmiş olan Müslümanlar da olamadık ya Rabbel Alemin. O yüzden bu iş senin kudretine kaldı. Bu iş olacaksa senin gücünle olacak ya Rabbel Alemin. Bizden çok bir şey bekleme. Ya Rabbel Alemin, bizim birleşip bir araya gelip bu zulüm altında ezilen kardeşlerimize yardım götürmeye vaktimiz, zamanımız ya Rabbel Alemin yok. Yetişemiyoruz. Ya Rabbel Alemin sen ihsan eyle, sen imkan halk eyle. Bu kardeşlerimizin kurtulmasında bize de vesile kıl. Ya Rabbel Alemin, ya Lütfu Kerim'im. Ya Rabbel Alemin, bizler şu mübarek yerde ibadet lezzetini almışken, sana kulluk lezzetini almışken, bu ibadetlerden mahrum bırakılan Müslüman kardeşlerimiz var. Uygurlarda ya Rabbel Alemin zorla oruçlarını bozduruyorlar. Onların imamlarını dans ettirip oynatıyorlar. Ya Rabbel Alemin, onların bacılarını açıp saçıyorlar. Hırzana geçip Çin zulmü altında geziyorlar. Ya Rabbel Alemin, Filistin'de Mescid-i Aksa Yahudilerin elinde, Hristiyanların istilası altında, Yakup ve Yusuf peygamberin kalbi sinagoga çevrildi ya Rabbel Alemin. İbrahim peygamberin makamında vallahi ya Rabbel Alemin, biliyorsun ezan yasak, kamet yasak. Orada namaz kılınmak Yahudi kontrolünde, ezan ve kamet okumadan namaz kılacaksınız diyor. Oralar işgal altında ya Rabbel Alemin. Orada Filistinli bir genç ihtiyar amca geldi. O etrafımıza toplandı. Bizi görünce dedi ki sizler Osmanlı'nın çocuklarısınız. Sizler Abdülhamit Han'ın torunlarısınız. Sizler Selahaddin Eyyubi'nin çocuklarısınız. Gelin bizi kurtarın diyor. Ya Rabbelerim çaresiz kaldık, bir şey yapamıyoruz. Hiçbir elimiz ulaşmıyor. Bizim kendi halimizi düşünmekten başka, kendimizi kurtarma derdinden başka bir halimiz kalmamış. Ya Rabbel Alemin, artık katından bir yardım gönder. Ya Rabbel Alemin, katından bir yardım gönder. Elimizin ulaşmadığı o Müslüman kardeşlerimizin kurtulması nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri de bir hakkın İslamiyet yaşayan, gevşek olmayan, omurgalı Müslümanlardan eyle. İslamiyeti bir hakkın yaşayan Müslümanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin, ya Lütfu Kerim'im, Habibi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sünneti ittiba etmeyi nasip eyle. Senin faraizlerini bir hakkın ifa edip sana tam bir teslim olan kullarından eyle. Ve son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerekten çene kapamayı ve huzur-u pakine gelmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, kabir azabından koru. Ya Rabbel Alemin, cehennem ateşinden koru. Ya Rabbel Alemin, bizleri çoluk çocuğumuzla, eşimizle, annemizle, babamızla, mümin kardeşlerimizle imtihan etme. Bizi birbirimize kalpten yaklaştır. Bize olan muhabbet ve sevgilerimizi arttır. Müminlerin birbirisi arasındaki nifa ve şikaya kaldır ya Rabbel Alemin. İhtilafları kaldır ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, katından bir kuvvet ve iradeyle bunları sen yaparsın ya Rabbel Alemin. Ey biz nimetlerle perverde ve sultanımız, bize gösterdiğin numune nasılını göster. Bizleri makarıya saltanatına celbeyle, bizleri huzuruna al, bizleri bu çöllerde mahvettirme. Bizleri burada tattırdığın leziz nimetlerin orada yedir. Bizleri zeval ve tebhid ile tazim eyleme. Sana müşfakım ve teşekkür şu muti rahiyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab, kusurumuzu affeyle, bizleri kendine kul kabul eyle. Emanetini kapsetmek zamanına kadar bizleri emanet emin eyle. Ya Rabbel Alemin, sev sevdir, sevindir, sevdiklerine beraber eyle. Sevmediklerine uzak eyle. Şu Ramazan-ı Şerif ayını en güzel şekilde ifa etmeye bizleri nasip eyle. Şuradan ayrılırken affetmediğimiz bir günahımız kalmasın ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, tekrar tekrar Ramazan ömreleri, tekrar tekrar umreler, tekrar tekrar şu mübarek beldeyi ziyaretleri nasip eyle. Vallahi senden memnunuz ya Rabbel Alemin. Vallahi ya Rabbel Alemin, senin mekanından memnunuz. Biz bu beldelerden ayrılma. Ya Rabbel Alemin, eğer bir gün ecel vaki olup ruhumuzu alacağın zaman şu mübarek beldelerde seni zikrederken, Kabe'yi tavaf ederken, Medine'yi Efendimiz'e selam verirken ruhumuzu al ya Rabbel Alemin. Günahlarınla isyan içine batmış bir şekilde bizi ecel yakalamasın ya Rabbel Alemin. İlahi, bilemiyorum ki demesini. Sen biliyorsun hakkımızda hayırlı olan güzel ve iyisini. Sen ne güzel diliyorsan o dilediğin bütün güzellikleri bizlere nasip eyle. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca. Ya Rabbel Alemin, bizleri affeyle. Bizlerin kaldıramayacağımız yüklerin altına girmekten muhafaza eyle. Vavfa'anna, vavfur lana, verhamna, ente mevlana, fansurna alel kavmin kafirin. Velhamdülillahi rabbel alemin, rızaenillah, el
Allah'ım affele var.